Merhaba arkadaşlar, AYT hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda doğal kaynak potansiyeli ve enerji nakilatları ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz ve ilk sorumuz doğal kaynak potansiyeli ile ilgili bir soru. Doğal kaynak bakımından zengin olan ülkeler, doğal kaynakların sınırlı olduğu ülkelerden daha düşük bir ekonomik gelişim gösterebilmektedir bu ekonomik gelişim üzerinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diyor. Yani doğal kaynak bakımından zengin olmasına rağmen ekonomik anlamda gelişememesi ne ile ilişkilendirilir diye soruluyor. Nüfus miktarının yetersiz olmasıyla çok fazla ilişkilendirilecek bir durum değildir arkadaşlar. Eğitime verilen önemin göz ardı edilmesi. Evet eğitime verilen önemin göz ardı edilmesi, ülkenin gelişememesi, istediği gelişmişlik seviyesine ulaşamamasında önemli bir yer tutmaktadır. Yerli üretimi teşvik edici politikaların izlenmesi, yine bunun da gelişememede çok etkili olmadığını söyleyebiliriz. Hatta ülkenin gelişmesinde de etkilidir diyebiliriz. Ancak dörtte diyor ki gelişimin doğal kaynak ihracatına dayalı olarak yapılması. Arkadaşlar, eğer bir ülke gelişmeyi sahip olduğu doğal kaynakları ihraç ederek yani dışarıya satarak gelişeceğini düşünüyorsa hata yapar. Bunun yerine doğal kaynakları işleyip sanayisini geliştirip dışarıya mamul madde ya da sanayi ürünü olarak satması gelişimi üzerinde daha etkili olacaktır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı 2 ve 4'ün bulunduğu D seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla dersimize devam ediyoruz arkadaşlar ve sorumuz enerji nakil hatlarıyla ilgili bir soru. Ve şöyle diyor: Boru hatları petrol ve doğalgaz gibi kaynakların taşınmasında önemli bir yere sahiptir. Bu taşımacılık yöntemi kara ve deniz yolu taşımacılıklarına kıyasla daha avantajlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu avantajlardan biridir diye soruyor arkadaşlar. Yatırım maliyetinin düşük olması, taşıma kapasitesinin yüksek olması, kaynak transferinin yavaş gerçekleşmesi, güzergah bakımından esneklik sağlaması, bakım ve onarım işlerinin kolay yapılması gibi cevap seçeneklerimizi görüyoruz. Bunlar arasında arkadaşlar daha yüksek avantaj, daha iyi avantaj hangisidir dediğimizde B seçeneğindeki taşıma kapasitesinin yüksek olması gibi bir özelliği söyleyebiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Yeni sorumuzla dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Türkiye enerji üreticisi Asya ülkeleriyle enerji tüketicisi Avrupa ülkeleri arasında geçiş güzergahında bulunmaktadır. Bu stratejik konumdan dolayı Türkiye'ye uluslararası ölçekte petrol ve doğal gaz boru hattı projeleriyle önemli yatırımlar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yatırımların sağlayıcı avantajlardan değildir diye soruyor. Enerji arz güvenliğinin sağlanması bir avantajdır arkadaşlar. Yeni istihdam alanlarının oluşması, enerji taşımacılığından gelir elde edilmesi, Bölgesel ve küresel etki sahasının genişlemesi gibi durumları avantajlar arasında sayabiliriz. Ancak C seçeneğindeki enerjiye duyulan ihtiyacın azalması. Ülkelerin gelişmişliği arttıkça, sanayileşmesi arttıkça enerjiye duyulan ihtiyaçları da artacaktır. Dolayısıyla bu durum ile enerjiye duyulan ihtiyacın azalmasının bir bağlantısı yoktur diye söyleyebiliriz ve sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla dersimize devam ediyoruz arkadaşlar ve sorumuz 2021 AYT'de sorulmuş bir soru. Petrolün çıkarıldığı alanlardan tüketildiği alanlara taşınırken kullanılan deniz yolu güzergahlarında boğazlar ve kanallar önemli bir konuma sahiptir. Haritada numaralandırılan boğaz veya kanallardan hangisi önemli petrol taşıma güzergahları üzerinde yer almaz diye soruyor arkadaşlar. Buradaki alanlara baktığımızda bir numaradaki Panama Kanalı'nın, 3 numaradaki İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın, 4'teki Süveyş Kanalı'nın ve 5'teki Malakka Boğazı'nın arkadaşlar petrol taşımacılığında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 2 numarayla gösterilen Grönland ve İzlanda çevresindeki alanı gösterilen yerde çok fazla ticari bir potansiyelin olmadığını söyleyebiliriz ve petrol taşımacılığında da çok önemli olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır.